Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. MediaMarkt'ın katkılarıyla hazırladığımız bu videoda mobil tarafın en güçlü işlemcilerinden bahsedeceğiz. Özellikle akıllı telefonları tercih ederken güce önem verenler için özel bir video olacak. İsterseniz Snapdragon 8 Gen 3, Apple A17 Pro, bir diğer yandan Dimensity 9300 ve Tensor G3 arasındaki çekişmede kim galip geliyor bu videoda görelim. Evet, dediğim gibi Android kanadının en güçlü işlemcileri olarak 8 Gen 3, Dimensity 9300 ve Tensor G3 var. Ama Tensor G3'ü tıpkı Apple'ın A17 Pro'su gibi sadece Pixel cihazlarında görüyoruz. Yani Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da Google Tensor G3 bulunurken Apple'ın da özellikle iPhone 15 Pro ve Pro Max versiyonlarında yeni nesil Apple A17 Pro işlemcisi var. Diğer bütün Android cihazları ise yoğunlukla Snapdragon 8 Gen 3 ama bir diğer yandan Vivo X100'de gördüğümüz gibi de MediaTek'in Dimensity 9300'ü kullanılıyor. Ve 2023 yılının sonlarında çıkan ve 2024 yılında da ön planda göreceğimiz bu 4 işlemci arasında hangisi daha iyi, hangisinin hangi özellikleri daha iyi? Burada bunlardan bahsedelim istedik. İlk olarak isterseniz işlemcilerdeki önemli noktalardan biri olan işlem süreci kısmından bahsetmek lazım. Biliyorsunuz bilmem kaç nanometre falan diye bahsediyoruz ve işlemcilerde ne kadar küçük nanometre olursa o kadar verimli çalıştığı, yani o kadar enerji verimliliği yaptığı anlamına gelen bir süreç. 2023 yılı özellikle 4 nanometre süreciydi ki hem Snapdragon 8 Gen 3'te hem MediaTek Dimensity 9300'de hem de Samsung üretimi olan Google Tensor G3'te 4 nanometre sürecinden geçen işlemciler olduklarını görüyoruz. Ama Apple A17 Pro'da 3 nanometre sürecine geçiş yaparak bir farklılık yaptı ve bir adım ileriye taşımış oldu. 3 nanometrelik süreciyle beraber aslında A17 Pro'nun daha verimli çalıştığı, daha az enerji tükettiğini düşünebiliriz temel çapta. Bir de tabii ki çekirdek sayısı var. Herhangi bir yerden işlemci aldığınızda çekirdek sayısının da ne kadar fazla işlem yapabilmesi ve bunları bölebilmesi açısından önemli oluyor. Snapdragon 8 Gen 3'de 8, A17 Pro'da 6, MediaTek Dimensity 9300'de yine 8 çekirdek bulunurken Google Tensor G3'de 9 çekirdek var. Burada sıralama yaptığımızda en fazla çekirdek Google Tensor G3'de, ikinci sırada 8 Gen 3'le Dimensity 9300 gelirken en az çekirdek A17 Pro'da olduğunu görüyoruz ve çekirdek dağılımlarına baktığımızda Snapdragon 8 Gen 3 1 adet Prime Core dediğimiz çekirdek, yani güçlü bir çekirdek, 5 adet performans, 2 adet verimlilik çekirdeği dediğimiz sıralamayla geliyor. Apple A17 Pro'da bu durum 2 performans, 4 verimlilik çekirdeği şeklinde ayarlanmış. Dimensity 9300 ise MediaTek kanadının farklı bir yaklaşımıyla 4 artı 4 artı 0 dediğimiz düzeyde, çünkü verimlilik çekirdeği bulunmuyor. 4 adet Big Core dediğimiz, Prime dediğimiz ana çekirdekler bulunurken ana performans çekirdeği, 4 adet de performans çekirdeği bulunuyor ve bu sayede aslında güce ne kadar yatırım yaptığını göstermek istemiş MediaTek kanadı. Google Tensor G3'e geldiğimizde 1 Prime çekirdeğimiz, 4 performans, 4 de enerji verimliliği çekirdeği sıralamasıyla beraber karşımıza çıkıyor. Bu çekirdeklerin hızlarına baktığımızda ise Snapdragon 8 Gen 3 Prime çekirdeğinde 3,3 GHz kullanırken Cortex X4 çekirdeğini kullanıyor burada. Toplamda 5 adet olan Cortex A720 çekirdeklerine baktığımızda 3 tanesi 3,15 GHz'de çalışırken 2 tanesi 2,96 GHz'de çalışıyor. Cortex A520 olan enerji verimliliği çekirdeklerine baktığımızda da 2 adet olan bu çekirdekler 2,26 GHz'de çalıştığını görüyoruz. Yani aslında teknik olarak 1 artı 3 artı 2 artı 2 şeklinde giden bir sistem diye düşünebiliriz. Çekirdek modellerini göze almadığımızda, ki gördüğünüz gibi hepsi de ARM üretimi çekirdekler. Apple kanadına geldiğimizde 2 adet performans çekirdeğimiz 3,78 GHz'de çalışırken 4 adet enerji verimliliği çekirdeğimiz 2,11 GHz'de çalışıyor ve çekirdeklerin hani hangi markaya ait olduğunu, ARM'ın vesaire olduğu burada detaylı olarak paylaşılmadı Apple kanadında. Ama Apple'ın kendi mimarisi olduğu için birazcık Apple olarak düşünebiliriz burada. MediaTek kanadına geldiğimizde 1 adet Cortex X4 çekirdeğimiz var. Bu 3,25 GHz hızında çalışıyor ama diğer 3 Cortex X4 çekirdeğimizde 2,85 GHz hızında çalışıyor ve en güncel, en güçlü ARM'ın işlemcisi diyebileceğimiz aslında yapıdaki bu çekirdeklerde toplamda 4 tane kullanıyor. Bir diğer performans çekirdeğimiz ise A720, o da 200 GHz hızında çalışıyor.
Gördüğünüz gibi özellikle Snapdragon 8 Gen 3'te A520 bulunurken enerji verimliliğinde burada A720 gibi performans çekirdeğiyle beraber 2 GHz bandında tutarak enerji verimliliğini bu şekilde sağlıyor. Ama işlemci daha güçlü bir işlemci olduğu için 2 GHz'de çalışan bir A720 aslında 2,26 GHz hızında çalışan A520'den daha iyi bir performans sergileyebiliyor. Bir diğer yandan Tensor G3'e geldiğimizde ise 1 adet Cortex-X3 çekirdeğimiz var. Biz 8 Gen 2'de Dimensity 9200 ile gördüğümüz çekirdekti bu. Ve 2,91 GHz hızında çalışıyor Prime çekirdeği olarak. 4 adet 2,37 GHz hızında çalışan Cortex A715 çekirdeğimiz. 4 adet de 1,7 GHz hızında çalışan A510 çekirdeğimiz bulunuyor. Toplamda en yüksek hızlarına baktığımızda 8 Gen 3 3,3 GHz, A17 Pro 3,78 GHz, Dimensity 9300'deki işlemci 3,25 GHz hızında çalışırken Tensor G3 2,91 GHz hızında çalışıyor. Burada en hızlısı A17 Pro, ikinci sırada 8 Gen 3, üçüncü sırada Dimensity 9300, son sırada Tensor G3 var. Saf güç olarak, hız olarak baktığımızda. Tabii ki işin bir de grafik tarafı önemli. Grafik tarafına baktığımızda 8 Gen 3'te Adreno 750 grafik birimimiz var. 770 MHz hızında çalışan. A17 Pro'ya baktığımızda A17 GPU olarak geçen grafik birimi bulunan A17 Pro'da 1,4 GHz hızlarını görüyoruz. Oldukça hızlı ve güçlü bir işlemci. Dimensity 9300'e baktığımızda ARM'ın Immortalis G720MC12 grafik birimi bulunurken 1,3 GHz hızında çalışıyor. Tensor G3'e geldiğimizde ARM'ın Mali G715 MP7 grafik birimi bulunuyor ve 890 MHz hızında çalışıyor. Burada hızlara baktığımızda 8 Gen 3 geride gibi gözüküyor ama performansta önemli bir avantajları bulunuyor. Bir diğer yandan özellikle A17 Pro ve Dimensity 9300 biliyorsunuz özellikle işte ışın izleme dediğimiz teknolojileri ki A17 Pro zaten artık konsol oyunlarını mobil versiyonu değil konsol versiyonunu oynatabilme gücünde olduğunu gösteriyordu bizlere zaten örnekleriyle beraber. Burada da bu kadar güçlü çalışabilen grafik belleğinin de tabii ki daha doğrusu grafik işlemcisinin de grafik biriminin de önemli avantajı var. Bu sayede yaptığını görüyoruz. Dimensity 9300'de gerçekten güçlü yeni nesil bir grafik birimi kullanıyor. Bellek kanadına yani RAM dediğimiz kısma geldiğimizde 8 Gen 3 4800 MHz hızında çalışan LPDDR5X RAM'lerini desteklerken A17 Pro 3200 MHz hızında çalışan LPDDR5 bellekleri destekliyor. Dimensity 9300 en yeni ve en hızlı olan 9600 MHz hızında çalışabilen LPDDR5T bellekleri kullanırken Tensor G3'te de 4800 MHz hızında çalışan LPDDR5X bellekleri bulunuyor. Burada LPDDR5, 5X ve 5T şeklinde gittiğini görüyoruz ve en düşük bellek hızları A17 Pro'da bulunurken 8 Gen 3 ile Tensor G3 5X ile oldukça hızlı ve günümüzün standart işlemcilerini daha doğrusu belleklerini kullanırken Dimensity 9300 5T ile en yeni kısmını kullanmayı başarıyor. Burada baktığımızda bellek performansında 9300 tabii ki daha önde diyebiliriz. Bağlantı kanadına yani kablosuz bağlantıda 5G 4G bağlantılarına baktığımızda 8 Gen 3'te Snapdragon'un X75 modemi bulunurken 10 gigabit indirme, 3.5 gigabit upload hızlarını mobil bağlantıda sağlayabiliyor. A17 Pro'da Snapdragon'ın X70 modemi var. Yine Qualcomm'dan alınan bir modem kullanılıyor burada. 7.5 gigabit download, 3.5 gigabit upload kullandıklarını görüyoruz. Bunu aynı zamanda 8 Gen 2'de görmüştük biz. Dimensity'de kullanılan İşlem birimi belli olmasa da MediaTek'in Extra Range 2.0 teknolojisini kullandığını biliyoruz. 10 gigabit download, 7 gigabit upload kullanabiliyor ve bu 3 işlemcide bir diğer yandan mmWave dalgasını 6 GHz bandını sub 6 GHz'i kullanabiliyor 5G hızlarında. Bu özellikle şu anda Amerika'da yaygın olsa da Türkiye'de de 5G bağlandığında bu 3 işlemci oldukça hızlı bir şekilde bağlantıyı destekleyebilecek. Çünkü sadece 5G'yi desteklemesi değil, onu hangi hızlarda, hangi CAT değerlerinde desteklediği de önemli oluyor. Bir diğer yandan Tensor G3'e geldiğimizde Samsung üretimi demiştik. Exynos 5300i modemini kullanıyor içerisinde. 7.3 gigabit download, 3.7 gigabit de upload hızlarını bizlere sağladığını görüyoruz. Burada özellikle A17 Pro ile benzer değerleri
sağladığını söylüyor bizlere. Şimdi bu özellikleri temel özellik olarak, teknik özellik olarak anlattık. Peki sonuçta bizlere ne verebiliyor? Bir de benchmark testlerine baktığımızda Geekbench 6'ya gelelim. Geekbench 6'da Snapdragon 8 Gen 3 2191 tekli çekirdek, 7274 çoklu çekirdek performansı kazanırken Apple A17 Pro 2927 tekli çekirdek, 7410 çoklu çekirdek performansına sahip. Dimensity 9300'e geldiğimizde 2219 tekli, 7492 çoklu çekirdek performansı kazanırken Tensor G3 1753 tekli, 4439 çoklu çekirdek performansına sahip. Burada baktığımızda, yani işlem gücü, işlem performansına baktığımızda tekli çekirdekte A17 Pro, çoklu çekirdekte 9300 en iyisiyken en kötü durumda her iki şekilde de Tensor G3 oluyor. Yani gerçekten güç bazında performansının düşük olduğunu görmekteyiz Tensor G3'ün. AnTuTu V10 testine geldiğimizde 8 genişli Xiaomi 14 2.169.522 puan alırken A17 Pro'yu kullanan iPhone 15 Pro Max 1.571.621 puan almayı başarıyor. Dimensity 9300'lü Vivo X100 Pro modeli ise 2.250.104 puan alırken Tensor G3'lü Pixel 8 Pro 1.152.535 alıyor. Hadi burada özellikle AnTuTu'nun bir diğer yandan işte Apple'la şey puan skalası farklı oluyor biliyorsunuz. Ama puan bazında baktığımızda yine en kötüsü Tensor G3. Apple'ı burada belki ayrı tutmak lazım Android klasmanına göre ama Dimensity 9300'ün AnTuTu'da 8 Gen 3'ten daha iyi performans gösterebildiğini görüyoruz. Özellikle bol bol prime ve performans çekirdekleri kullandığı için. Grafik kısmına geldiğimizde 3DMark'ın Wildlife Extreme performansına baktığımızda 8 Gen 3'lü Xiaomi 14 5181 puan, Apple A17 Pro, iPhone 15 Pro Max'te 4389 puan, Dimensity 9300'lü Vivo X100 Pro 5760 puan, Tensor G3'lü Pixel 8 Pro'da 2445 puan aldığını görüyoruz. Yine neredeyse yarı yarıya daha düşük bir puan alıyor Tensor G3. Ama performans bazında açık ara Dimensity 9300 liderken ikinci sırada da 8 Gen 3'ü görüyoruz. Ama dediğim gibi Apple'ın kendi sistemindeki farklılıklardan kaynaklı. Burada aslında 8 Gen 3, Dimensity 9300 ve Tensor G3'ü ayrı, Apple'ı ayrı değerlendirmek. Yani direkt puan kıyası yapmak çok doğru olmaz ama 4339, daha doğrusu 89 puan da hiç de yabana atılacak bir değer değil ki. Zaten saf oyun performansını görüyoruz. Orada birazcık ısınma problemleri var iPhone 15 Pro ve Pro Max'in. Direkt oyun performansına, yani hepsini kıyaslayabileceğimiz bir performansa geldiğimizde Genshin Impact'te yapılan testte Snapdragon 8 Gen 3'lü cihaz 59,2 FPS ortalaması alırken 5,7 watt ortalama güç tüketmiş. A17 Pro 59,1 FPS ortalamayla oynatırken 4,1 watt enerji tüketmiş. Dimensity 9300 59,7 FPS ile liderken 5,5 watt enerji tüketmiş. Tensor G3 ise 33,5 FPS ortalama verebilmiş. 60 FPS'e dayanamamış. 4,7 watt enerji tüketmiş. Burada baktığımızda saf oyun performansı Dimensity 9300 lider. Ortalama enerji tüketimi olarak da kabul edilebilir değerde. İkinci sırada aslında 8 Gen 3 varken 5,7 watt tükettiği için fazla bir enerji tükettiğini görüyoruz. A17 Pro hem 60 FPS'e zaten dayanmış, 59,1 FPS ortalama ve 4,1 wattla en az enerji tüketen cihaz. Yani aslında işte konsol oyunları değil de Genshin Impact vesaire gibi mobil oyunları oynamakta A17 Pro, yani iPhone 15 Pro ve Pro Max'te rahatlıkla üst seviye şeklinde oynarken fazla enerji de tüketmediğini görüyoruz. Tensor G3 ise yine Apple'dan daha fazla bir enerji tüketse de performans bazında bunu sağlayamıyor. Peki Aydoğan, hani sen bunları anlattın da burada ne çıkarmalıyız derseniz, ben bir sıralama yaptığımda, yani ben oyun oynayacağım, bol bol performans istiyorum, yani bilgisayar tarafında i9 ile 4090'ı birleştirmiş ve oyun oynuyormuş gibi hissetmek istiyorum diyorsanız, Dimensity 9300 yapılan testlere göre en iyi sonucu veren işlemci olduğunu görüyoruz. MediaTek gerçekten burada iyi bir iş çıkarmış.
Genel ortalamada zaten 8 Gen 3'te benzer performansı gösteriyor. Büyük bir fark yok. Yani son kullanıcı ciddi bir fark sergilemez. A17 Pro'ya baktığımızda ise Apple'ın zaten Pro modellerinde kullandığı bu işlemci bazı noktalarda geride kalsa da genel toplamda iyi bir sonuç verdiğini görüyoruz ki işte iPhone 15 Pro ve Pro Max kullananlar da lütfen yorumlara yazsın. İstedikleri oyunları sorunsuzca oynayabiliyorlar. Orada birazcık işletim sisteminin avantajı var. Bir de Apple'ın laptop tarafında da yaptığını gördüğümüz işte düşük RAM kullanarak yine sistemde iyi bir şekilde götürdüğü için sorun yaratmama durumunda da burada zaten LPDDR5 RAM'leri kullanıp X'e geçmediğinden de anlıyoruz. Tensor G3 ise performans bazında sizi tatmin etmeyebilir. Özellikle oyun oynarken de ciddi performans farklarını görebilirsiniz diğer cihazlara rağmen. Her ne kadar Türkiye'de olmasa da Pixel 8 ve 8 Pro yine de bu işlemci bizim için önemli. Bu açıdan baktığımızda Pixel 8 ve 8 Pro'nun zaten lansmanda da Tensor G3 duyurusunda da baktığımızda yapay zekaya ve nöral işlemlere yöneldiğini görüyoruz. Bu noktada fazlasıyla iddialı, oldukça hızlı çözümler yapabiliyor. Ama bir diğer yandan 8 Gen 3'te A17 Pro'da Dimensity 9 9300'de yapay zeka işlemlerinde oldukça iddialı bir durumda ki baktığımızda 8 Gen 3 Apple M1'i bile geçebilecek bir yapıda grafik, daha doğrusu yapay zeka performansı sağlıyor. Keza 9300'de Tensor G3 orada kendini bambaşka bir yere konumlandırıyor. Apple da bunu yapabiliyor. Hadi günümüzde şimdi böyle çok fazla mobil cihazlarda kullandığımız bir yapay zeka kısmı bulunmuyor. Ama kendi içinde yapabilme durumlarında ki şu anda ChatGPT'ye falan bağlandığınızda onları sunucudan internet üzerinden yapıp sizlere sonuç veriyor. Kendi cihazına döndüğünde ki bunda bir iki sene daha var. Bu sene özellikle mobil işlemcilerde yani laptop işlemcilerinde çok fazla göreceğiz. Ama telefona yansıması 1-2 seneye varacağı için burada bence yapay zeka işlemlerinin aşırı önemi yok. Ama o sıralamaya da baktığımızda sanırım Tensor G3, MediaTek Dimensity 9300, A17 Pro ve 8 Gen 3 şeklinde bir sıralama olabilir. Ama hepsi birbirine yakın değerler bizlere sağlıyor diyebiliriz. Burada ya ben en iyi cihazı almak istiyorum diyorsanız evet bir MediaTek'li burada tercih etmeniz mantıklı olabilir. Ama Türkiye'ye gelen en güçlü cihaz da büyük ihtimalle 8 Gen 3'lü Xiaomi 14'ler, Samsung'un Galaxy S24 ailesi gibi cihazlar olacak. Tabii ki bunun yanı sıra diğer markalarda benzer ürünlerini tabii ki getirecektir. Bir de Dimensity 9300'lü yine Xiaomi kanadından, belki Tekno kanadından Vivo'nun X100 modeli Türkiye'ye gelirse o tarz modellerde de en iyi MediaTek işlemcisini ve teknik olarak en güçlü mobil işlemciyi de görmüş olacağız gibi görünüyor. Ama Tensor G3'ü maalesef ki şu durumda Türkiye'de görme imkanımız yok ama Google ne yapar ne eder ben getiriyorum artık derse belki 8A ile beraber Türkiye'de de görebiliriz diye düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Özellikle böyle yan yana kıyasladığımızdaki farklarda sizin düşünceniz hangisi? Sizin favoriniz hangisi oldu? Tabii ki bu işlemciyi kullanan cihazları MediaMarkt mağazalarında gidip deneyimleyebilirsiniz. Şu an için piyasada tabii ki sadece A17 Pro'lu, dediğim gibi iPhone 15 Pro ve Pro Max var. Ama oradaki iPhone standlarında görebilirsiniz. Diğer cihazlarda tabii ki MediaMarkt mağazalarında satışa çıkacak Türkiye'ye geldiğinde. Bir diğer yandan MediaMarkt.com.tr üzerinden de tabii ki cihazın özelliklerini ve güncel fiyatlarını göz atabilirsiniz diyelim. Destekleri için bir kez daha MediaMarkt'a teşekkür ediyoruz. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir MediaMarkt temalı bir videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.